Dünyadan hikayelere hepiniz hoş geldiniz. Ben Engin. Yaklaşık 10 dakikadır kendi kendime konuştuğumu fark ettikten sonra tekrardan bir kaydı başlatıyorum. Bugün sizlere Spiritfarer adlı oyunu anlatacağım. Şu an biraz daha hızlı konuşuyorum. Çünkü az önce duraksaya ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünürken 10 dakika boyunca kendi kendime konuşup bir tekrar yapmış. Aynı zamanda video için de hazırlık oluşturmuş bulunmaktayım. O yüzden de Spiritfarer Farewell Edition şu an gördüğünüz videodaki oyun. Steam'de şu an için 50 lira indirime girer. İndirime girdiği zamanlardaki fiyatlarını açıkçası bilmiyorum. Ama belirli sitelerden öğrenebilirsiniz. Farklı şeylere geçtiğim zaman yani ekrandan arada müzik sesi gelecek. Merak etmeyin, herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan geri getiriyorum. Steam üzerinden etiketler duygusal, zengin hikaye, bağımsız ve inşa etme olarak gösterilmiş. Zengin hikaye olunca tabii benim ilgimi çekti. Kısaca Spiritfarer'ı Steam şu şekilde açıklamış. Ölümle ilgili huzurlu bir yönetim oyunudur. Ölülerin kayıkçısı olarak dünyayı keşfetmek, ruh dostlarınla ilgilenmek ve mistik denizlerde yolculuk ederek onları nihayet öbür dünyaya ulaştırmak için bir tekne inşa et. Yani hem bir hikayemiz var, hem gideceğimiz bir yolumuz var, hem de inşa etme özelliklerini de taşıyor bu oyun. Ana karakterle ilgili herhangi bir şey söylenmiş mi burada? Bu oyun hakkında olan bölümü de size kısaca bahsedeyim. Ölümle ilgili huzurlu bir yönetim oyunudur demiş Spiritfarer için. Ölülerin kayıkçısı bir Spiritfarer olan Stella olarak oynuyorsun. Dünyayı keşfetmek, ruhlarla arkadaş olup onlarla ilgilenerek onları nihayet öbür dünyaya ulaştırmak için bir tekne inşa et. Mitik denizlerdeki yolculuklarında çiftçilik, madencilik yap, balık tut, hasat et, pişir ve üret. İki oyunculu ortak modda maceraya Kedi Daffodil olarak katıl. Ruh yolcularınla rahatlatıcı ve hoşça vakit geçir, unutulmaz anılar yaşa ve son olarak güzel dostlarına veda etmeyi öğren. Kendisinin bu arada şöyle tekrardan özür diliyorum. Game Awards'ta Best Indie Games for Impact olarak adaylık gösterilmiş. Best of IGN ödüllerinde galiba 2020'de Best Adventure Puzzle Game'i kazanmış. BAFTA'da adaylığı gösterilmiş. DICE üzerinde finale kalmış. Game of the Year adaylığı var yine tekrardan 2020'de. Metacritic üzerinden 84 puan almış kendisi. Bütün incelemelerde de Steam üzerinde %19.681 adet kullanıcı incelemesinde %95 kadarı da olumlu kendisinin. Yani fırsat verilebilecek türden bir oyun. Kendisi yaklaşık 6-7 GB'lık bir alan kaplıyor. Çok da öyle mükemmel özellikler istemiyor zaten oynamak için. 30 saate yakın bir sürede oyunu bitirebiliyorsunuz. Neden bir anda çok düzgün Türkçe'ye geçtim? Hiçbir fikrim yok. Bitirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 50 saati geçkin bir süreyle de oyunun verdiği bütün şeyleri deneyimleme şansınız varmış. Bunları da belirttikten sonra şu an kayıt devam ediyor mu diye ona baktım. Kendi kendime yine konuşmayayım. Birkaç farklı siteden haberleri inceliyordum. Onlarla ilgili de şöyle tekrardan bakayım. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yakın zamanda Netflix üzerinden mobil oyun da gelecekmiş. Yanlış okumadıysam. Haberiniz olsun. Netflix kullanıcıları, aboneleri bunu inceleyebilirler. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Stardew Valley ve Night in the Woods'u andıran özelliklere barındırıyormuş oyun. TheGamer.com'da şöyle 8 tane ne diyebilirim buna? Madde sıralamışlar. 8 things we wish we knew before starting Spiritfarer diye. Yani oyuna başlamadan önce bilmemiz, yani bilmek istediğimiz, keşke bilseydik dediğimiz 8 tane maddemiz var demişler. İlk önce baktım spoiler ile alakalı mı değil mi diye. Çok spoiler değil. Sadece hani oyunda
Bunları yapmanız sizin için daha iyi olur diye söylemişler. Ben de başlıkları okuyup geçeceğim zaten. Yavaştan oyunumuza girelim. 5 dakika geçmiş yine. Şöyle özet geçeyim. 8. sırada lokal co-op modunu denemenizi önermişler. Yanlış anlamadıysam zaten lokal co-op diyorsa tahminim aynı bilgisayar üzerinden oynanacak. Öbür türlü çevrimiçi co-op olarak söylerdi. Hug your friends demişler. Arkadaşlarınıza sarılın diye. Yani oyun içi söylüyor bu arada bunu. İmkan buldukça balık tutun demişler. Take your time. Yani acele etmeyin. Keyfini çıkarın. Demişler. Upgrade your ship demişler. Geminizi çoğunlukla güncelleyin, upgradeleyin, güçlendirin. Geminizi fazla kalabalık tutmayın demişler. Her şeyi lootlayın demişler. Everything. Loot everything yani. Ve geminizi dikkatli bir şekilde inşa edin diye en başa da bunu eklemişler. Artık bunun ne anlama geldiğini okumak istemiyorum. Sürpriz olsun bize de oraya kadar gelirsem eğer. Ya da oynayanlar için de sürpriz olur. Bir nedeni vardır elbet. Oynaya oynaya biz de öğrenmiş oluruz. Şöyle bir bakıyorum. Yaklaşık 6 dakikadır konuşuyorum. Artık yavaştan oyuna giriş yapalım istiyorum. Arkada herhangi bir sıkıntı çıkaracak bir durum yoktur diye umut ediyorum. Umarım herhangi bir kasma da olmaz. Dileklerimle oyuna yavaştan başlıyorum. Hatta şu Chrome'u da kapatalım. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Tamamdır. Başlayalım bakalım. Single player, lokal co-op diyor zaten. Klavye mouse ile oynayacağım bu arada. Orada çizimler bayağı güzel. Ekranda böyle bir nasıl diyeyim? Hani görüntü bozukluğu oluşuyor şu an farkındayım. Ama bu oyunla alakalı, benimle alakalı değil. Bir diyalog seslendirmesi yapmamışlar galiba. Okey, ben seslendireyim. Bir an için hiç uyanmayacağını düşünmüştüm. Küçük mü diyeyim artık? Küçük. Çok değişik bir ironi olurdu, değil mi? Hiç uyanmamış olsaydım. Ben Sharon. İspanyol musun canım? Spiritfarer. Yani Spiritfarer'ın açıkçası tam olarak Türkçesini bilmiyorum ama ruhlara yol gösteren diye tahmin ediyorum. Amacımız da bu olduğuna göre. Sen gelene kadar en azından buydun. Yani ayrıldığım için üzgün olduğumu söyleyemem. Ama burada birkaç işim kaldı. Korkarım benim bıraktığım yerden sen devralacaksın. Sonuçta bu benim son günüm. Ve sen... Stella. Hoş geldin Stella.
Ha, buraya bir arkadaşını getirmişsin. Onun ismi ne? Dafodil. Dafodil. Peki. Anlıyorum. O zaman birlikte taşıyacaksınız bu yükü. Ve benden alacaksınız. Dediğim gibi birkaç dakika içinde ben bu dünyadan ayrılacağım. Ve o yüzden siz buradasınız. Yeni... Şu Spiritfarer'ın anlamına bir bakmam lazım. Hani ruh taşıyıcı diye bir tarafından sallayacağım ama... Tam olarak bir anlamı neymiş? Hemen kontrol edelim. Siz de o sırada çizimlerin güzelliğine bakabilirsiniz. Ölülerin kayıkçısı olarak demiştir. Yani aslında ruh taşıyan daha iyiymiş. Ne yalan söyleyeyim. Neyse devam edelim. Nasıl? Dinle. Buradaki işin kolay değil ama basit. Etrafta başıboş dolaşan ruhları toplayıp hazır olduklarında buraya getireceksin. Ölen ruhlar kendi kendilerine karşıya geçemezler. Son isteklerini, son arzu ne ya? Son arzularını gerçekleştirmeleri için yardım edecek ve son nefeslerini verirken onların hizmetinde olacaksın. Bu gördüğün yuvarlak şey, köprü Everdoor'muş. Her şeyin başladığı ve her şeyin bittiği yer. Bütün görevlerin bittiği ve varoluşun kaybolduğu yer. Bundan daha önemli bir görev yok. Bunu sakın unutma, Stella. Sana vermek istediğim bir şey var. Şimdi bununla dikkat et. Bu Everlight. Senin burada olmanın sembolü ve ihtiyacın olan tek şey. Aha, kedi içeri girdi. Bekle, nereye gidiyorsun? Ne kadar da... Aha, bir tane daha aldı. Ne kadar da ayıp falan dedi de. Peki, öyle olsun. Everlight sizi yolculuklarınızda yardım edecek. Kediye bakmaktan şey yapamadım. Karanlıkta parlayan bir ışık olacak. Ve buradan ayrılanlar için son umut haline gelecek. Ne oluyor lan? Biz bayağı şey olduk. Neydi bu? Japon şeyi Sailor mı? Nasıl? Sonsuza kadar devam eden, hiçbir zaman sönmeyecek bir ateştir umut.
ağırdır. Inconvenient. Türkçesi neydi hiç hatırlamıyorum. Zordur, gariptir. Ama bunda daha da önemli bir görev yok. Kaybolan ruhların kaderi senin omuzlarında. Başta ben de bunalmıştım. Sadece dikkatini toplamaya çalış. Birer adım at. Yavaş yavaş buraya sen de alışacaksın. Küçük bir şey yapıp devam edeceğim. Umarım kaydı etkilemez. Yani umarım etkilemiyordur. Bakalım göreceğiz. Siz yeni ruh taşıyanlarsınız ne de olsa. Kayıkçı diyezim gelmiyor. Kusura bakmayın. Ha, konuşası geldi. Just one thing. Neymiş yani? Son bir şey daha. Ben gittikten sonra kendi geminizi bulmanız lazım. Benim gemim size uygun değil ve ben gittikten sonra zaten kaybolacak. Doğru yoldan giderseniz eğer zaten belli bir uzaklıktan sonra gemiye ulaşacaksınız. Siz de bir tane bulacaksınız diye tahmin ediyorum. Zamanı geldi. Gidiyorum. Bye bye. Hadi canım. Stella, kolay gelsin. İhtiyacın olacak. Hayırlı işler. Videoların ayarlarını da bir türlü ayarlayamadık. WASD ile de yön tuşlarıyla da hareket edebiliyoruz şu an. Space'te zıplıyoruz. Kayık gitti ya lan. Peki. Space'te zıpla. Daha fazla basarsan daha yükseğe zıplarsın diye. Okey. Zıplarken W'ye tutun diyor. Bizi seslenen var. S'ye ve zıplamaya başarak aşağı inebiliyormuşuz. Öyle de interact ediyoruz. Okey. Stella. Konuşsana lan. Ha, Space'e basınca bu arada konuşmadan çıkıyormuş. Ben devam eder diye basmıştım. Enter'la ilerliyorum. Ya da E'ye basınca E ile de ilerliyormuş. Dik dur bakayım. Biz sana bakayım. Bir inceleyeyim. Ha, iyi görünüyorsun. Ha, Daffodil de burada. Lint Roller. Lint'in ne olduğuna dair bir fikrim yok. Onu bulmamız lazımmış. Belki o kadar da ortada bir yerde de değildir. Benim. Ha, Gwen. Beni bulduğun iyi oldu. Lindroller kendisiymiş galiba. Enteresan bir anlatım şekli var. Ha, Stella mutlu oldu. Ama sen buradaysan eğer... Aa.
Sen yeni kayıkçısın. Charon'un yerine Charon. Yerine geçecek olan sensin. Ondan kurtulmaya çalışıyordum ve yanlışlıkla kazayla burada. Buraya düştüm, burada bittim. Bu iğrenç adada yaklaşık bir haftadır sıkışıp kalmış durumdayım ve sardunyalar ve sardunya mıydı lan bunlar? Sardalya mıydı? Sardin'in Türkçesi. Balık işte yani. Sigaralarla hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Ne kadar komik. Eskiden ben seni sıkıntılarını halletmeye çalışıyordum. Bakıyorum artık Everlight'ım var. E tabii ki. İlerideki botu görüyor musun? Ha, bu mu lan bizim gemimiz? Bayağı da büyükmüş ha. Evet o. Yani biraz şabi dedi herhalde tırtma olayı. Ama elden geçirse güzel olur diye tahmin ediyorum. Sonuç olarak kayıkçı olan sensin. İşe yarayacaktır. Güverte miydi lan bu tek? Güvertede gemide buluşalım diye yani kısacası. Her şeyi anlatacağım sana. Ulan buradan düştük şimdi geri gidemiyoruz. Allah kahretmesin. Ablacım tutun ya. Ha. El alışkanlığından yönden yukarı basıyorum da. WASD'yi saldım. Biraz da ondan kaynaklı oldu her şey. Evet anlatacağım. Umarım benim yün paltom çok fazla zarar görmemiştir. Harika. Öf sigaraya bak. Abla kendini yaktın ya. Neyse. Yani sevinçten zıplamayacağım falan ama iyi hissettiriyorum. Anladığım kadarıyla bu gemi artık senin. Öyle değil mi? Güzel. Artık sen ruh taşıyan olduğun için ruh taşıyan deyince de bir garip oluyor gerçi. Etrafta başıboş ruhları buraya getirmen, karşılaman senin yeni işin. Ve buraya geldikten sonra onlar kendi formlarını göstereceklerdir. En azından benim teorim böyle. Niye bana öyle bakıyorsun? Buraya gelip bana sarılman lazım. Çok daha iyi. Ben de gel şimdi. Şu kaosun durumuna bakalım. Öf yürüyüşe bak. Aa ne oldu? Ne kadar kötü. Petunia'nın eski bahçesine anımsattı bana. Güzel organize olmayan
birinin tembelliğini andırıyor. Ya da her şeyden kurtulma ihtimalinin olmayışını. Her ne olursa olsun bir an önce bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa benim toz alerjim geri gelecek. Düşüneyim bakayım. Yani bir yolu var bunu temizlemek için. Albert'le tanışman lazım. O senin Shipwright'ın. Gemi terimlerini de hiç bilmiyorum ki ya. Artık. Sağ kolum mu olacak, ne olacak? Şakaları da iğrençmiş bu arada. Ama en azından yani gemiyi tamir edecek, toplayıp düzenleyecek kişi olacak tahmin. Albert'in shipyard'ına gitmemiz lazım. Okey. Merak ediyorsundur bu gemiyi nasıl hareket ettireceğimize dair. Aslında çok kolay. Adada bulduğum anahtarı vereyim sana. Arkadaki kabinin kapısını açacaktır. Orada bir tane harita projektörü göreceksin. Bunlarla ilgili her şeyi nasıl mı biliyorum? Sonuçta kaçmaya çalışıyordum hatırlasana. Ve beni biliyorsun. Meticulously'yi ben bilmiyorum ama. Ayrıntılı olarak plan yaparım diye sallıyorum yani. Kadının anlattıklarını düşünürsek. Bayağı hem de. Meticulously peki. Ya hadi git kapıyı aç Sterle. Haritayı kullanmak kolay olmalı. Oradan da Albert'in shipyard'ını seçeceksin diyor diye düşünüyorum. Gidelim. Set sail, Captain. Tara. Bakalım. Biz şu an buradayız, öyle mi? Gideceğimiz yer Albert'ın shipyard'ı. Confirm travel. Dışarı nasıl çıkacağım ya? Ha, Stella. Ne olacak? Anladığım kadarıyla gemi senin Everlight'ın sayesinde ilerliyor. Bu şekilde okyanuslardan geçecek ve ruhlarla denk geleceksin. Aynı zamanda anlıyorum ki ben tek başıma o yüzden hiçbir şey yapamadım. Kabul etmelisin. O bayağı etkileyici. Yani bunalmış hissediyor olabilirsin. Anlıyorum. Charon, işte Everdor, bu bizim kayıkçılar, buradaki olay, gemi, benim burada olmam. Fazla, evet. Yani burada ne olduğunu merak ediyor olabilirsin. Gerçeği söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ama ben senin için buradayım. Elimden geldiğince burada ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Ve sana yardım etmeye çalışacağım. Önceden de söylediğim gibi ben de ayrılmaya çalıştım ama bir şekilde ayrılamadım. Şimdi seni gördüğümde anladım ki neden olduğunu biliyorum. Sana şimdilik biraz alan vereceğim. Etrafı incelemekten şey yapma. Çekinme. Hatta balık da tutabiliriz. Dünya senin. Oyster neydi lan? Midyen. Aa geldik. Albert's Shipyard Discovered.
Here we are. Şimdi git Albert'in yanına ve Blueprint Station'ı upgrade et diyor. Peki. Yeni şeyler öğrenmek için o istasyonu kuracağız ve şemaları oluşturarak gemimizi güncelleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Geliştireceğiz yani. Burayı temizlemek için tek yolu bu. Merak ediyorum bunların hepsi neyden yapılmış. Yani kokuyu düşünürsek yaklaşık olarak 7 farklı kir ve tozdan oluşmuş gibidir. Ah, teşekkür ederim, iyiyim diyor. Her zaman da sarılamıyoruz demek. Yemek versem, benim yemeğim hiç yok ki, ne vereyim. Mood neymiş? Optimistic about her new journey was recently hugged. Ha, yeni yakın zamanda sarıldın. Yeni yolu için mutlu görünüyor. Okey. Mutluluk şeyi falan var. Anladım. Peki canım. Ha, suda yüzebiliyoruz da suyu da eklemişler. Ben dedim suya düşünce ölür müyüz acaba? O ne? Ha, empty shell. Peki, gemiye tutunamıyoruz galiba. Bu ne? Aa, balık tutma olayı buradanmış. Herring. Peki. Sana bunu verebiliyor muyum? Balık yer misin? Gerçi sen orada bir balık yemişsin ama. No items available mı? Nasıl ya? Ya balık tuttuk. Inventörümüz var mı bizim? Varmış. R. Yani. Bilemedim. Neyse. Hadi gidelim bir. Böyle görüşün. Albert'le görüşün. Aa, köpek balığı çıktı Albert'te. Over here. Köpek balığı. Welcome to my shipyard, young traveler. Benim mekanıma hoş geldin, yolcu. Dile bak. Benim şeylerim, ücretlerim, istediklerim aynı zamanda müşterinin en yakın arkadaşıdır. Ben Albert. Gemi yapma işinde uzun zamandır varım. Senin yeni kayıkçı olduğunu düşünebilir miyim? Tabii ki sensin. Yani sonuçta bu kadar büyük bir gemiyi getirip buraya kadar şey yapmışsın. Güven doğru olanı yapmış benim. Ne diyeyim? Mütevazi işletmeme getirmeni. Şey yaparak. Söyleyerek. Bakalım sende neler var. Nice little dingin lan.
Ne kadar da eski şeyinde, tersanemde diyeyim ya, shipyard'da. Tersanemde yapıp da bıraktığım gemi ve mezcü. Charon mutsuzdu eski gemisinde diyor. Kendi gemisinde. Açıkçası her şeyden şey yapıyordu. Şikayet ediyordu. Ama sonuç olarak müşteri her zaman haklıdır. O yüzden ben ona daha yeni, daha iyi bir gemi inşa ettim. Ama tabii ki hiçbir zaman eski botumdan ayrılmadı. İz bırakanlar unutulmaz. Eski alışkanlıklar kolay kolay bırakılmaz diye. Ama merak etme, bunu sen alabilirsin. Kiralık olarak düşünelim. Ama sana bir şey söylememe izin ver. Buradaki inşa hakkında her zaman şaka yaptığımızı biliyorsun, değil mi? Merak etme. Hala daha çalışıyoruz. Hiçbir zaman bitmeyen bir inşaat var demek ki burada. Biraz sevgi gösterilirse bu gemi tekrardan yaldır yaldır gider diye. Ama senin için önemli olan ilk önce bu şemalarını oluşturabileceğim bir masa. Ve bu senin şanslı günün. Ve kendimi çok cömert hissediyorum. Sana önereceğim. Bedavada. Bunu çevirmeyle uğraşmak istemiyorum şu an. Yani. Çok da önemli bir şey söylemedi çünkü. Ama merak etme, daha sonrakiler de çok uygun fiyatlarda gelecek. O yüzden direkt almak isteyeceksin. Ulan yanlışlıkla kapattık yine, pardon. Konuşacaksın. Baştan konuşmuyorsun değil mi? Ya Space de geçer diye düşünüyorum. Su içecektim. Alışkanlıktan yine Space'e bastım. Komple başa dönük. Neyse, buraları hızlı geçiyorum. Bana direkt nereye upgrade edeceğimi göster diyor galiba. Upgrade. Beginner. Oo, bayağı gidiyor. Hobbyist. Craftsman. Expert. Master. Exploring Krill. Intrepido Otter. Adventurous Manatee. Dauntless Dolphin. Brawlish Narwhal. Mailbox. Icebreaker. Hermesim. Rock Destroyer. Coral Buket. Abi bayağı da gidiyor. Bu da gidiyor. Bu gitmiyor galiba. Aşağı doğru gidiyorlar mı? Yok. Guest house, garden, field ve kitchen yapmayı öğreneceğiz, öyle mi bunlarla? Okey. Yani şimdi artık bunu da yapabiliyoruz. Artık kendin de bir şeyler inşa eder ya da düzenleyebilirsin. Ne kadar güzel değil mi? Ama gerçekten geliştirmek istiyorsan gemini ben senin adamın. Çok kalabalık geldiğini hissettiğin zaman gemi bana gel. Görüşürüz. Bye bye canımız. Sana sarılabiliyor mu lan? Sen şeyin arkasındasın gerçi. Yok. Deneyim dedim. Belki sarılanıyordur diye. En sonunda. İyi. Bunu sana Albert bedava mı verdi? Aynı zamanda geminin kiralık olduğunu mu söyledi? Ominous. Bilmiyorum Türkçesini valla. Yani aklında ne olduğunu bilmiyorum ama çok da güvenilir gelmedi tabii ki. Neyse, şimdilik elimizdeki görevlere bakalım biz. İlk önce burayı temizlemek lazım.
masandan işte yönlendirebilirsin eşyaları diyor tahminim. Gereksiz olan şeyleri kaldırıp kaynak olarak da alabilirsin. Hadi git yap, ben burada bekliyorum seni. Nerede, aşağıda mı? İçeriden mi gideceğiz? Nereden gideceğiz? Şu yukarısı mı? Edit. Ha, bu böyle komple miymiş? Aa, iyi bari. Salvage. 20 odun, 3 şişe, 2 ayakkabı, bir tane de halı veriyor. Peki. Başka bir şey var mı? Yok, zaten bütün olan biten burada görünüyor. Harika. Mükemmel bir iş yaptın Stella. Aynı zamanda misafir evi yapmak için de gereken şeye ulaştın. Malzemelere. Önemli bir şey bu. Sonuç olarak yeni gelen ruhlar benim gibi belirli bir alan isteyecektir dinlenmek ve uyumak için. Yani uyumak çok değil tabii ki. Yani burada birden fazla gece geçirmek isteyecek çok fazla ruh olacağını sanmıyorum zaten. Ama sonuç olarak güvertede yatmaktan iyidir. Yıldızlar güzel olsa da tahta ve nem çok da mutlu etmiyor insanı. Geri kalanı sana bırakıyorum. Eğlence. İyi eğlenceler diyor. Zevkini çıkar. Tadını çıkar. Burada mı yapacağız yani? Değil. Neyimiz var? Garden'ımız var. Field'ımız var. Guest House'umuz var. Burada kitchen'ımız var. Kitchen'ı kırarım. Limestone eksik. Lightning in a bottle eksik. White jelly eksik. Burada ne olduklarını bilmiyoruz. Okay. Guest House yapalım. Oo. Okay. Şöyle yapalım. Gidiyor. Fıtı fıtı. Konuşuyorduk ya. Nereye gideyim? Ah, food. Aynen, verecek bir şeyim yok. Ha, gerek yok diye. Peki. Ha, pardon. Hadi gidebiliriz. İçeri görünüyor mu acaba? Orada bir boynuz var mı? Okey. O zaman görevlerimizi nereden görüyorduk biz ya? Çoçke ne lan? Bilmiyorum. Çoçke. Ne çoçke? Ha, yatağımız da oradaymış. Okey. Şu an fazla karanlık. Etrafı rahat göremeyiz diyor. Yatalım. İlk günümüzü bitirelim o zaman. Evet. Yarına kadar uyuyalım. İlk günümüzde böyle geçti. Tahminim bir ruhla da konuşup gemiyi alıp incelemeyi bitiririm diye düşünüyorum. 45 dakika olmuş zaten. Umarım, tekrar tekrar söylüyorum. Z neymiş lan? Ha, sağ tarafta gündüz gece olayını gösteriyor herhalde. Herhangi bir kasma olmamıştır. Tek umudum o. Ah, güneş doğuyor.
Bayağı kötü durumda ya. Niye böyle? Ay dur lan. Konuşamıyorum lan. Allah'ım. Neyse. Çıktığı zaman konuşuruz artık. Ne yapalım? Ha, bunun bir amacı mı vardı? Very nice. Ha, şey ev işi söylemiş. Misafir evi çok güzel. Senin dokunuşun almış belli. Güzel iş her zamanki gibi. En azından artık oturup manzaranın keyfini çıkarabileceğim bir yere sahibim. Ah, bekle. Ne oluyor? Başka bir şey oluyor. Ne oluyor? Ha. Tahmin etmeliydim. Açım. Ruhlar acıkıyor mu ya? Bayağı açım hem de. Biliyorsun çok kötü bir aşçıyım ben. Ama sen bu konuda bayağı iyiydin hatırladığım kadarıyla. Birkaç tane de balık yakalamışsındır kesin. Pişmemiş balık yiyemiyorum diyor. Ama denersem kılçığında boğulur ölebilirim diyor. Bu şekilde gitmemi istemezsin. Sen ruh değil misin ya? Ne kadar absürt olsa da. Tamam. Mutfak yap diyor. Orada bir yerlerde planları olduğunu görmüştüm. Tabii ki yeterli şeyin varsa, kaynağın varsa. Bright Jelly'ye ihtiyacımız varmış. Bright Jelly dediği de herhalde şey mi? Deniz anası falan mı? Onu sadece bir yerde bulabiliriz. Ne oldu lan? İlk seninle tanıştığımızı söylemem lazımdı. Beni bir şey çok korkutuyor. Karanlık bir his, karanlık bir oluşum. Ve ben bile ondan korkuyorum. Kaçınıyorum. Bir boşluk. Her şeyi yutan. Işığı bile. Ya korkusunu anlatıyor galiba. Çok fazla forma dönüşebilir ve benim için her zaman bu deniz anası olmuştur. Evet, farkındayım ironinin. Mutfak için ihtiyacın olan şeyi ve sadece bunu deniz anaları verebilir. Başka bir opsiyon yok. Korkularımla yüzleşmem lazım. Ama sen buradasın. Sen de birlikte yapabilirim. Saf bir korkuyu göreceksin haritanda. Zaten hani gözünden kaçıramazsın. Oraya doğru gidelim. Kendimi hazırlamak için biraz zamana ihtiyacım olacak. Bizimkinin umurunda diye baksana. Lay 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 diye boş ver. Aa, korkuyu görüyoruz. Bu neymiş? Crates. Ha, malzemeleri falan da buralardan toplayacağız öyle mi? Oyun açıkçası bayağı hoşuma gitti. Hani böyle inşa etme olayları beni çok sarmaz normalde. Çünkü bir yerden sonra harbiden gerçekte bir inşaatta çalışıyor musun hissi verdiği için. Hani oyunda da mı bu hissiyatı oluşuyor? Normalde hayatımı inşaatta çalışarak sürdürmüyorum tabii ki. Böyle deyince bu anlam çıktı biraz ama. Hani zamanında bu tür işlerle de uğraşmıştım oldu para için. Öyle olunca oyunlarda ben biraz daha hani yeni bir şeyler öğrenmek, yeni hikayeler öğrenmek, yeni nasıl diyeyim zevkler peşinde koşmak istiyorum. O yüzden de o inşa etme beni biraz korkutmuştu. Şeyin, geyik ablamızın
deniz analarından korkması gibi. Ama o inşa etme olayını da hikayeye güzel yedirmişler şimdiye kadar en azından. O yüzden beni çok fazla rahatsız etmedi o. Ve çizimleri, diyalogları, animasyonları, karakterlerin hal ve hareketleri, oyunun ilerleyişi açıkçası bayağı güzel. Nasıl olduğunu sorma ama Albert'le önceden tanışmıştım. Kesinlikle o bir köpek balı. Yani ama denizde olan ilgisi çoğu zaman yardımcı olacaktır. Saçma bir şekilde yüksek fiyatta sattığı gemi geliştirmeleri de dahil. Ama onlarla birlikte kötü hava koşullarında bile dünya üzerinde sağlam bir gemiye sahip olacaksın. Yani klasik mitolojik karşılaşmalar diyebiliriz bunu. Ne tabii biraz klişe bana sorarsan. Geldik. Lanet olsun. Geliyorlar. Parlak olanlara dikkat et. Gözünü ayırma. Yeterince görünür olacaktır. Yeteri kadar patlatırsan glim alabilirsin onun karşılığında yine de diyeyim. Ben içeride olacağım. Benim için zor olacak burası çünkü. Hadi git. Sana inanıyorum. Nasıl patlatacağım lan? Çok yukarıdan gidiyorlar ya. Vallahi hiçbir şey yapmadan duruyorum bu arada. Bunlar kendileri bana çarparak şey oluyorlar. Bunu da indirebiliyoruz mu? Vallahi. 215 klim saldık. Ne yapacağız bunlarla bilmiyorum. Fantastic. Okay. Yani bayağı etkilendim. Bayağı patlattın hepsini diyeyim. Çatır çutur hepsini. Hiç korku falan da yoktu. Bam bam bam. Dokunuşunu kaybetmemişsin hiç Stella. Yeterince şey de topladın. Jöle de topladım falan için. Hadi git yap. Ben sakince bekliyorum burada. I get cranky when I'm hungry. Evet ben de aynı şekilde. Açken sen değilsin diyor ya. Yapalım hemen. Guest house değil. Kitchen.
üst tarafının bir işe yaramadığını düşünebiliriz ne de olsa. İşe yaptığına göre. Ben bunu böyle buraya koyarım. Lovely tabi. Evet, şimdi mutfağın şeyini, ocağını kullanabilirsin. Basittir tahmin. Lazım olan her şey içine koy ve pişmesini bekle. Hatta cebimde olan mısır kernel'larını bilmiyorum. Mısır parçaları, mısır koçanları, bunları bile kullanabilirsin. Tekrardan senin pişirmeni bekleyeceğim heyecanla. Sen bu işi biliyorsun ha. Hadi deneyelim. Resipilerde var mı bir şey? Bildiğimiz. Hiç mi yok lan? Hiç yokmuş vallahi. Odunumuz var. Harika. Üç tane bundan koyabiliyorum. Balık koysam. Bu bekleme animasyonlarında da bayağı bir şey koymuşlar ha. Hem kedide hem de Stella'da. Daffodil'de yani. Kedide bu arada. ismini unuttum ama. Ve lokal co-op'ta kedi olarak da oynamak güzelmiş. Keşke çevrim için de ekleselermiş. Ay. Ben kontrol edebiliyor muyuz diye basacaktım. Çünkü hani durup durmadan anlamadım. Ama pişmedi galiba ya. Değil mi? Saçma oldu. Bir daha baştan. Bu yönleri biraz sıkıntı tabii ama. O da ele alışır tahminim bir yerden sonra. Bu arada yaklaşık bir saattir oynuyorum. Hala daha yeni bir ruha denk gelme imkanım olmadı yani. Bakalım kendi kendine tengi diye atacak mı? Heyecanla bekliyoruz. Evet atıyormuş. Aynen grilled fish. Yeni şeyi öğrenmiş. Kokusunu aldın mı? Allah düşürdüm aşağı. Her şeyi yiyebilirim. Bana bir şeyler ver ne olur. Allah çok güzel yaptık ha balığı da. Benim bile canım çekti. Öf. Neyse vereyim de. Pasta gibi bir şey yiyor şu an. Bu biraz şey olmuş. Garip görüntüye oluşmuş yani. Yani düşündüğümden daha iyi. Teşekkür ederim. Ama sonuçta zaten sen her zaman oh, üstüne sigarasını da yaktı. Çay da vereyim mi ablama? Her zaman mutfakta iyiydin zaten Stella'nın. Merak yani unutma. Ruhlar gün ışığında ya da
sularda koşmaz. Ara sıra bizim de iyi yiyeceklere ihtiyacımız var. İyi öğünlere. Tabi bu sana bağlı. Kimin ne istediğini öğrenmek. Bana gelince hatırlıyorsundur. Ben her zaman rahat yiyecekleri severim. Biraz sallama çeviri oldu bu ama. Ama şey için, kahve için ölürüm diyor. Ama çok seçici bir insan değilim. Ne varsa yerim. Sadece aynı şeyi iki kere verme bana. Ha, unutmadan önce sana bir şey vermem gerekiyor. Ama yani nasıl çalıştığını bilmiyorum da. Bu obol geçiş sembolüymüş. Ruhların sana ödediği bir şey. Geçiş ücreti işte. Ne bu HGS, OGS onlardan mı? Ama zaten sen bunu biliyorsundur. Hadi biraz geliştirelim bu işi. Aynı zamanda Field ve Garden şeyleri, şemaları da var senin masanda. Yani farklı farklı şeyler yetiştirebilirsin anlamına geliyor bu da. Yani istersen burayı tamamen bir tarlaya da dönüştürebilirsin. Ama ilk önce Field'ı koyman bana göre daha mantıklı olur. Hem daha rahat kaynaklar üretirsin hem de linen dediği şeydi. Yün müydü, iplik miydi? Onlardan biri. Ki şu, onlarla da daha fazla şeyi oluşturabilirsin. Ya bunu kurduktan sonra da gidip tohum almamız lazım. Ama o daha sonra olacak. Yakındaki bir adaya uğramanı isteyeceğim. Şey ayrılacak mı acaba bizim yanımızdan? İsmini unuttum şu an. Mostain Cove. Muş ismi adanın. Ve orada bir ihtiyacım var. Oraya gittiğimizde söylerim. Canım ne oldu? Evet. Şeyi söylemeyi unuttum. Geceleri gemi durur. Tabi Everlight'ın light olmasının sebebi bu olabilirdi. Ya da işte artık technicality. Aynı zamanda tabi geceleri rahat bir şekilde uyumamızı da sağlar bu. Bu süreçte istediğini yapabilirsin. Eksik olan işlerini bitirebilir. Ya da yıldızları izleyebilirsin. Ama sana önerim gidip uyuma. Sabahta daha dinç ve enerjik bir şekilde uyanabilirsin. Söyleyene bak. Zamanda uyanmak hiçbir zaman benim bir becerim olmamıştır. İnsanları uyandırmak için şeye zile çalabilirsin. O yüzden böyle şey duruyordu sabah. Unutma. Sadece bunu doğru zamanda yap. Yukarıdaki o zil şeyinin kastı da bu demek. Sabahın erken saatleri doğru bir zaman olacaktır. Evet, artık zamanı geldi. Benim de gidip dinlenmem lazım. Yarın görüşürüz Stella. İyi geceler. Field yapabiliyor muyuz ya? Malzememiz var mı? Yokmuş. Okey. O zaman biz de gidip yatalım. Buradan girebiliyoruz mu yatağa? Girebiliriz. Biz dinlenmiş oluruz. Yeni bir ruha denk gelmeden kaydı bitirmemek istiyorum. Ama oyun ne zaman bana yeni bir ruh gösterecek onu da bilmiyorum açıkçası. Zil çalma zamanı.
Günaydın Can. Senin ismin neydi ya? Teşekkür ederim. Ne demek? Biliyor musun, burada olduğun için çok mutluyum. Ama hiç şaşırmadım. Sen burada benim son saatlerimi şey yapıyorsun. Demek ki bu da gidecek. Sen her zaman başkaları için çok fazla şey yapmıştın. Önemsemiştin. Vulnerable. Türkçe'de ne olarak geçiyordu lan? Zayıf diyemeyeceğim de. Narin olanları her zaman korumak istemiştim. Benim gibi burnu havada olanları bile. Hatırlıyor musun babamın kediye nasıl bağırdığını? Daha şeyden yeni çıkmıştık. İlkokuldan. Şey giyiyordun. Parlak parlak üstünde etiketleri olan bir ayakkabı giyiyordun. O şekildeyken babama geri bağırıyordun sanki bir görevdeymiş gibi. Babam kıpkırmızı olmuştu ve Mor Delano vazosunu kırmıştı. Feciydi. Biz yaşıt falan mıyız? Anlamadım ki. Ben tam kaç yaşındayım? Bu abla kaç yaşında? Ablanın ismini de unuttum. Yazmıyor da hiçbir yerde. Kafamda deli sorular. Balık tutayım. O zaman en güzeli bu. Bir herring daha. Komple abanmak istemiyorum hani balıkçılık mantığıyla. Balığı korkutmadan, ürkütmeden böyle yavaş yavaş getirmeye çalışıyorum da. Komple abanacağım bakayım ne oluyor. Ha yine geliyormuş. Okey. Maşallah bize verdikleri Everlight da her şey oluyor. Farklı balık yok mu ya? Ya ayakkabı var ya şey. Denizlerin, okyanusların diplerinde kim bilir neler var ya. Evet, her zaman gözümü korkutmuştur ya. Bakacağım. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Buraya. Bakalım belki yeni bir ruha denk geliriz. Balık tutmaya devam. Gidişlere böyle bir avantaj koymuşlar. Açıkçası hoşuma gitti. Loading modding yok. Bir şey yok. Ara sahne yok. İlerlerken bir yandan başka işlerini de yapabiliyorsun yani. Bence tatlı bir ayrıntı. Bir de mısır yapalım bakalım. Patlamış mısır mı oluyor? Aynen popcorn.
Arada bir şey geçti. Geçende de geçtiydi. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aa, bu arada pardon. Ah, ne oldu? Mostein kova geldik. Dur bir dakika. Şu şeyi denemek istiyorum. 5 tane birden koyunca ne olayım? Ha, çok daha yavaş oluyor. Okey. Olmaya devam etsin o zaman. Çok fazla durursa da yanıyor mu? Onu da bilmiyorum. Onu da görmek istiyorum. 5 bala birden harcama biraz kötü oldu gerçi bunun için ama. Adaya gidelim diyor. Tamam. Belki ilginç bir şey bulabiliriz. Ha, tohumlar için mi getirdin bizi buraya? Geleceğim sen. Fıtı fıtı geliyor oğlum. Hadi gidelim. Şişe buldum. Evet. Ne kadar büyük bir ağaç. Kesebilirsin istersen. Evet, iyi olacak, merak etme. Yani istediğin odunu toplamak için bunu yapmak zorundasın. Ama merak etme, tekrardan çıkacaklardır. Everlight ile ilgili bir şey daha. Ha, Everlight ile kestiğim için mi? Oh, testere mi? Ah, kediyle birlikte mi? Kedinin duruşu çok güzel. Timber. Tebrikler. Şimdi dünyaların yok edicisi tam bir ölüm oldun diyor. Şakası bir yana bunları yapmak zorundasın. Böyle yapılacak bu işler. Daha fazla ağaç kesebilirsin. O şeylerle, odunlarla da alanımızı oluşturabiliriz. Kayın yanında olacağım ben. Okay. Bunlar ne? Ha, raspberry. Ha, bunlar da böyle toplama olarak olacak, öyle mi? Okay. Zaten bütün ağaçlar değil kesilenler. Bazı ağaçlara bunu yapabiliyorsun. Diğerlerine şu an dokunamıyorum ya. Valla. Açıkçası bayağı hoşuma gitti oyun benim. Bilmiyorum sizin de öyle midir ama. Aa, ne oldu? Ha, bunun ayarını yapmak lazım. Okay. Ha. Kedinin durduğu şeye bak. Everlight'ın üstünde uçuyor duruyor. Harika. Buranın devamı var mı bu arada? Bilmiyorum. Varsa da göremiyoruz ya. Şu an için başka da yapabileceğimiz bir şey yok ki galiba. Her şeyi aldım. Acıkmış. Popcorn vereyim. Ha, teşekkürler Stel. Ha, comfort food dediği bu. Okey. Hazır yiyecekler yani. Anladım. Okey. Senin ismin neydi ya? Gwen, he.
Oh be. Bir rahatlama geldi. Hadi gidelim. Gel buraya. Dafodil. Bu arada bizim yiyecekler ne oldu ya? Ha, şey bitmiş. Lan yanıyor mu? Güzel. Demek ki bitse de yanma durumu yok. Ya umut ediyorum. 5 tane de hazır pişmiş balığımız var. Hoştur. İyidir, hoştur. Emma banana. Ne var? Field'ımız var. Garden daha yapamıyoruz. Cereal seeds. Okay. Wow, bayağı büyükmüş. Ama cuk oturuyor. En sevdiğim. A field. Yes. Tahmin ettiğimden daha iyi görünüyor. Denizlerle de je ne sais quoi tweet diyor. Artık je ne sais quoi'nin ne olduğunu tam olarak hatırlayamadım ama tanıdık geldi. Küçük bir dokunuş lazım diyor galiba. Basit ama zarif. Elegant. Evet, tohumları yerleştirmen gerekecek şu an için diyor. Yerlerinde yavaş yavaş büyüyeceklerdir. Bahçe tohumları bu tür alanlarda yetiştirmez. O yüzden hiç boşu boşuna deneme. Yani tabii bana bakma, ben plastik bir kaktüsü bile öldürebilirim o yüzden. Bunlarla ilgili bulacağımız tek bir yer var bu arada diyor. Yani bu tohumları bulabileceğimiz. Theodore'muş kendisi. Tohumlarla ilgili kendi şey yapmış. Hummingbird'deymiş şeyi, dükkanı. Alandaki en geniş, en şey kalabalık mekanmış Hummingbird'de. Yani şey, şehir olarak, kasaba olarak düşünür müsünüz? Theodore ve kardeşleri bu Raccoon şirketini açmışlar. Biraz sıkıntılı diyor. Yani arka planda bir şeyler olabilir ve çok gevşek bir moral etik değerleri var diyor. Yani. İşletmeler için bu dünya biraz garip bir problemler içeriyor. Bu arada biz neredeyiz? Diğer tarafta mıyız? Arafta mıyız? Kendi dünyamızda mıyız? Onu bir türlü anlayamadım. Yani başını belaya girmeni istemediğim için ben de geleceğim ve konuşmaları çoğunu ben yapacağım zaten, merak etmeyin. Bir kere denk gelmiştim Burakun'la ve şey, yani adamın güven vermezliği çok belliydi. Hummingbird'e gidelim. Peki. Bu arada akşam oldu. Gidebiliyor muyuz? Hummingbird'den önce açıkçası şuraya gitmek istiyorum ben. Tam da gece olmadan bakalım ulaşabileceğim. Yani hep hikaye ve görev üzerinden ilerlediğim için görevin dışına çıkarak bu boruların olayı nedir onu da anlamadım hala. Belki farklı bir yere ulaşabilirim. Bir ruha denk gelebilirim diye düşünüyorum. Merak içindeyim. Göreceğiz bakalım.
Ha böyle miymiş? Hmm. Başka bir şey var mı? Yok. Sandıkların olayı bu. Anladım. Okey. Gidip yatabiliriz artık. Ben de bir adaya ulaşacağız diye düşünüyordum ama değilmiş. Şimdi üstümüzde neler oldu? Obol var. Medium Glim Bottle var. Ha, open. Empty bottle, 250 glim geldi. Peki. Bunları bir yerlere satabileceğiz galiba. Corn seed, coffee bean seed. Tamam. Okey. Şunları şu an ekebiliyor muyum peki? Corn seed'i ekelim. Coffee bean seed'i de ekelim. Zaten 3 tane şey ekebiliyoruz öyle mi? Ha, otomatik suyu döküyor. Güzel. Everlight'ın olayını sevdim bu arada. Bayağı güzel oluyor. Tamam. Buraya ekebileceğimiz bir şey yok şu an değil mi? Tamam. Aa, bu arada uyan can. Good morning. Ne yaptın o işleri? Well, well. Let's go for an amuse bush. Amuse bush. Bunu da bir tane şeyden, yabancı bir diziden görmüştüm. Ahmak eğlendiren diye galiba çeviriyor. Ama olayı şu. Yani normal bir yemeğin küçük bir tadımlık hali. Sarılayım. Yemek olarak sana verebileceğim... Meal size snack. Farklılık olsun diye vereyim bir tane. Ha yok. Ay, meyve sevmiyormuş. Denedim ama yiyemiyorum. Okey. O zaman balık vereceğiz. Afiyet olsun canım. O zaman bu crate'lerde de aynı şeyler vardı öyle mi? Peki. Gidelim. Gidiyoruz zaten. Thank you.
İşte geldik. Hadi gidelim biraz da doğum alalım. Bu adada oluyor Theodor'un şeyi. Dükkanı. Ne canım? Onu bir ziyaret edelim. Theodor'un da hangisi olduğu belli. Söyle güvenci. Bu şurayına dikkatli bak Stella. İnanılmaz. Bunların bizimle bir bağlantısı var demek ki, onu anlatıyor şu an. Everlight ve Spirit Fairy'le. Everlight'ın yeteneklerini artırabilecek özelliklere sahipmiş burası. Slotların dolması lazımmış ha. Obollerle yapabilir misin bunu? Daha fazla obol almak için de daha fazla ruhu gemine alman lazım. Merak etme, yakında benim gibi kaybolmuş, yolunu kaybetmiş daha fazla ruha rastlayacaksındır. Mesela şu arkadaş. İnanıyorum benim tek diğer oyunum yakın zamanda hazır olacaktır. Verileri şey yaptım, kurcaladım ve teori oluşturmak için 5 gecemi harcadım. Şimdi anladım. Bir RP oyunun olaylarını anlatıyor. İşte gnom şey ırkına eğer bir ağır silah şey yararı verirsen, bu sefer level 3 bir rogue'la farklı bir sinerji oluşturuyormuş. D&D benzeri bir oyunu anlatmaya çalışıyor şu an. Garip geldiğini biliyorum ama işte yani bu şekilde yaparsak yenilmez bir hale gelecektir. Yanlış mıyım? Ha, aynı şeyleri söylüyormuş. Doğru eve bakıyorum bir aile kurmak için. Bize uygun bir şey, ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir yer bulmam için karım beni gönderdi. Bir bahçe, belki bir havuz. Çok fazla bir şey istemiyorum. Sadece kararsızım. Yani bana yardım edemeyeceğini biliyorum ama dışından söylemek en azından iyi hissettiriyor. Peki, kolay gelsin canım. Double jump veriyormuş. İki obole ihtiyacım ya da iki ihtiyacımız varmış. Tahmin ettiğim yerdedir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Fakat ben burada videoyu bitiriyorum. İzleyenler, dinleyenler ve benimle birlikte bu 1,5 saati geçiren güzel insanlar. İncelememizi burada bitiriyorum. Başka bir ruha denk gelmedik ama ilerleyen zamanlarda denk geleceğiz tahminim. Oyunla ilgili az çok fikriniz olmuştur. Çizimleri muazzam, oynanışı basit, hikayesi güzel, anlatımları hoş. Onun dışında müzikleri dinlendirici. Yani oynanış zaten klavye ve mouse'la, hatta mouse kullanmıyorum bile doğru düz. WASD, E, R ve Space tuşlarıyla bütün işinizi görebiliyorsunuz. İnşa etme özellikleri de hoş. Yani açıkçası
fırsat verilmesi gereken oyunlardan biri olarak görüyorum kendisini. İncelemeyi bilerek burada bitiriyorum çünkü 1,5 saat oldu. Artık daha da fazla uzamasın. Oynamak isteyen insanlara da zaten spoiler olmasın. Sadece girişi göstermiş olalım. Geri kalanları neler olup biteceğini, işte kimlere veda edeceğimizi, adadan kimlerin ayrılacağını falan bir anda başka yere gidiyorlar. Bunları kendi başınıza deneyimleme fırsatınız olur. Başka videolarda, başka oyunlarda, başka hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.